Merhaba arkadaşlar. Şimdi size Takoliz masaüstü yazılımını anlatacağım. bu bilir kişiler ve eee servisleri için kullanışlı bir yazılım. Şimdi programa ilk tıkladığımızda bize kullanıcı adı ve parolayı soruyor. İşte burada kullanıcı adımızı ve işte parolamızı giriyoruz. Şimdi programımızda e, çeşitli menülerimiz var. Yani bu sol tarafta, burada ana sayfaya kısmına tıkladığımız anda programda e, ekranı tazeleme işlemini yapıyor. Bu program e, internete bağlı çalışmak zorunda. Yani bu şöyle söyleyeyim, bizim yazılımımız e, her kullanıcıya internet üzerinde bir sanal bir merkez oluşturuyor. Bu sanal merkez üzerinden işlem yapıyor. Örneğin bir şirketi bu sanal merkez üzerinde birleştiriyoruz ve şirket bunun üzerinden verileri çekebiliyor. Bunun için çeşitli aparatlarımız var veri indirmek için. Aynı zamanda mobil uygulamamız da var. Ayrıca mobil uygulamamızdan yani takoliz denetim mobil uygulamasından veriyi yüklediğiniz vakit e, buradaki masaüstü ekranını atıyor. Yani e, mobil uygulamadaki mobil uygulamada yüklenen verileri de Burada görebiliyorsunuz hepsini. Bu ana sayfa kısmından sonra dosya yükle dediğimiz bir kısım var. Burada dosya yükle de ilk olarak sürücü kartı var. Buradaki yapmış olduğumuz sürücü kartı yükle kısmı bizim kendi veri indirme aparatlarımız haricinde başka markalardan veri indirme gereksinimi duyduğunuzda Veri indirdiğiniz vakit bu veriyi işte flash belleğe atmış olabilirsiniz veya bilgisayarın diskine buradan işaretleyip analiz etmenizi sağlıyor. Burada tabi ki şu anda bilgisayarımda çok fazla bir veri yok. Yani buradan direkt veriyi seçip yani sürücü kartı verisini seçip programa yükleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda takograf verileri için de bir seçeneğimiz var. Buradan da takograf verisini seçip indirebiliyorsunuz. Eğer e, bilgisayarınıza bağlı bir kart okuyucu mevcut ise yani bunu e, bizden de tedarik edebilirsiniz veya e, şu an takograf servislerinin büyük çoğunluğunda geçmişte e, takograf yet, yetki, yetki belgesi alırken e, almış oldukları çeşitli kart okuyucular var. Yani bunlardan herhangi birini kullanabilirsiniz. Yani illaki şu markayı kullanın. İlla ki şey yapın diye bir seçeneğiniz yok. Bizim kullandığımız şu şekilde ACS marka USB girişli bir kart okuyucumuz var. Buradan gene bilgisayarı USB'den bağladığımız anda USB portundan bağladığımız anda gene kart okuyucuya verileri takıp verileri indirebiliyoruz. Yani öyle bir seçeneğimiz de var ya yani kart okuyucuya bağlanıp istediğimiz gibi verileri gene çekebiliyoruz. Burada sadece kart okuyucuya kartı takıp sürücü kartı oku dediğimiz vakit Takolis programı bilgi yani masaüstü programı veriyi indiriyor. Bunun dışında eğer EFAS servis tool kablonuz varsa veya bizden veri indirme kablosu da takoindir.com'dan veri indirme kablosu da temin edebilirsiniz. Temin ettiğiniz kabloyla da veriyi indirebilirsiniz. Yani aynı şu şekilde bilgisayara e, takografa ön tarafından bağlanıp, e, gene bilgisayara USB portundan bağlanıp, burada zaten şey de yapabilirsiniz. Yani e, hem bu şekilde bağlanıp e, veri de indirebilirsiniz. Yalnız burada bilgisayarda sadece bir iki tane seçeneği işaretlemeniz gerekiyor burada takograf verisi indir dediğimiz anda bize hangi portu kullanacağımızı ve e, kaç aylık veri indireceğimizi soruyor burada aslında takograf servisleri şu için de kullanabilir yani şirketlerine gelen araçların takograf verilerini hani olaylar ve araçlarını görmek için de kullanılabilir son bir aylık verisini indirirler hem kısa bir süreç almış olur hem de çok rahatlıkla işlemlerini buradan görebilirler. Takorafta bir hata varsa veya işte sürücü kartından kaynaklı bir hatalar varsa onları görme şansları var. Ee, burada programımızda sürüş raporları dediğimiz bir kısım var. Bu sürüş raporları kısmı tamamen e, lojistik firmaları yöneticileri e, Lojistik firmalarında baş şoför olarak görev yapan arkadaşlar için hazırlanmış bir kısım şimdi burada e, verisi indirilmiş olan sürücülerin e, bu haftaki çalışmasını şu şekilde bir e, listede gösteriyor arkasından gelecek haftaki planlamasını gösteriyor burada e, şoförlerin yani birden fazla şoförünüz varsa bunların çalışma şiitlerini ayarlayabilirsiniz. İşte geçen hafta kaç saat araç kullandığını gösteriyor. Mesela e, şuradaki bir sürücümüz 40 saat 7 dakika toplamda araç kullanmış. Bir tanesi 45 dakika araç kullanmış. Eğer bunlara göre bir görevlendirme yapacaksanız bunun detayını veriyor. Yani bu şu ana kadar diğer programlarda olmayan özelliklerden bir tanesi. Burada gene hani buradaki sürücüler mesela bazen araçlardan veri indirdiğiniz vakit geçmişte sizde çalışmış olan sürücülerin bilgisi de geliyor. Bunun önüne geçmek için de şurada bir sürücü listesi kısmımız var. Burada sürücüleri ekrandan temizleyebiliyorsunuz. Yani kendi listenizde yer almaması veya sürücü diyelim işten ayrıldı. Bunu buradan direkt silip listeden çıkartabiliyorsunuz. Gene araçlarınızı takip edebiliyorsunuz. Yani burada çünkü ilk tarafta hem araç hem de şey olarak gösteriyor, sürücü listesi olarak gösteriyor. Burada hem araçlarınızı hem de sürücülerinizi takip etme şansınız oluyor. Burada sürüş raporları aslında tamamen lojistik firması yöneticileri, işte görevlendirme yapan kişilerin hani insan kaynaklarını falan işini kolaylaştıran bir sistemimiz. Bunun dışında daha bitmedi. E, programımızda oldukça detaylı özellikler var. Şimdi e, şuradan ana sayfaya geldik. Burada sürücülerimiz var. Sürücümüze girdiğimiz anda bize kartının genel bilgilerini veriyor. İşte ehliyet numarası, kart numarası, isim bilgisi, kartın detay bilgileri. işte son düzenleme tarihi, geçerlilik süresi, bunun gibi detayları aktarıyor. Aktiviteler kısmında Sürücünün aktivitelerini bize veriyor. Yani hangi gün kaç saat çalışmış, bunu hem grafik halinde veriyor, hem de e, şey e, normal liste halinde veriyor. Bunun tabi çıktısını aldığınızda bir de ayrıca bir tabloda da e, hangi gün hangi ay ne kadar çalışmış bunun detayını veriyor. Bakın mesela. 11-2-2023'te işte 86,28 ortalamanızla bir gün içinde 847 kilometre yol gitmiş. İşte 10 saat 42 dakika dinlenmiş. İşte 3 dakika mola vermiş. 9 saat 49 dakika araç kullanmış. Şimdi burada tabii e, denetim kısmından bunun ayrıca kısmına bakacağız. Acaba burada cezalık bir işlemi var mı? Bizim Takolis programımızın en verimli taraflarından biri, sürücünün tüm çalışmalarını e, tek bir yerde depolayabiliyor. Yani siz sürücünün 3 ayda bir veya aylık verilerini indirdiniz diyelim veya takografın 3 ayda bir verisini veya sürücünün ayda bir verisini indirdiğinizde burada tamamını görebiliyorsunuz. Yani bunu birleştiriyor. Yani bu şekilde bir liste sunuyor size. Ayrıca tabi mesela firmayla sürücü mahkemelik olduğunda eğer siz takograf servisinizde e, sizle çalışan müşterilerin verilerini yani sürücülerin verilerini düzenli olarak tutuyorsanız sürücüye yani normalde takora sürücü kartının içinde geriye dönük 6 aylık veri bulunur ama siz daha fazla veri verme şansınız oluyor bilir kişi olarak. Burada tekrar olaylar kısmı var. Olaylar ve hatalar kısmı var. Bunları hem ayrı ayrı rapor alabiliyorsunuz hem de şu rapor al kısmından toplu halde rapor alabiliyorsunuz. İşte kullanıcının kullandığı ülkeler kısmı var. Burada tabii e, şurada bir şeyden dolayı bu darlaştı şu an. Ya yani bu şekilde geniş de görebiliyorsunuz. Özel durumlar var. Onların raporları var. Denetim dediğimiz kısımda sürücünün son 4 haftada işlemiş olduğu e, cezaları hem Avrupa hem de Türk ceza yani 2918'e göre ee, size veriyor. Yani Avrupa'da diyelim 561'e 2009'da hangi cezayı iş, iş, işlemişse onun e, article'ını yani paragrafını veriyor. Veya e, bizim Türk Ceza Kanunu'na göre 2918'e göre olan suçlarını gösteriyor. Burada tabi suçları 3 kategoride gösteriyor. Yani bir çok önemli ihlal iki yani Orta derece önemli ihlal, üç önemsiz ihlal olarak gösteriyor. Tabi bu bizim Avrupa'daki 560, yani daha doğrusu Avrupa'nın 561'e 2009 sayılı yönetmeliğinde belirlenen ceza maddelerine göre dizayn ediliyor. Çünkü Avrupa'da kesilen cezalarda ceza maddelerinin önem dereceleri var ya yani çok önemli işte önemsiz ya yani orta önemli ve önemsiz gibi minimum önemli gibi cezalar var burada tabi e, denetim memurları ceza keserken burada kendi alternatiflerini de kullanmalarına dair şey açıyor mesela bakın burada sensör ihlali var sensör ihlalini diyor ki teknik raporu kontrol ediniz eğer hata kalibrasyon tarihinden önce ise 31'e 1 B cezası uygulanır diyor mesela bu cezanın e, yokmuş. Örneğin 2 haftalık 45 dakika 2 haftalık 45 saat dinlenme ihlali demiş. İki, yani bir hafta 24 bir hafta 45 veriyorsunuz ya. Örneğin Avrupa'ya göre e, 8'e 6'ymış article'ı. Türkiye'deki cezası da 49'u 3 olarak veriyor. Günlük toplam dinlenme süresi ihlali varmış. Günlük toplam dinlenme süresi ihlali mesela burada ee, şey 9 saat bir dinlenme yapmış. Yani bu haftada 2 gün hani 9 saate kadar düşürebiliyordu ya oradan bir esneklik olabilir mi gibisinden şey yapmış. Muhtemelen bu 3. bir ihlali yapmıştır. Ee, günlük toplam dinlenme süresi ihlali mesela 11 saat yapması gerekirken 10 10 saat 51 dakikalık bir mola vermiş. Cezaları da bu şekilde veriyor. Bunu isterseniz Excel'e İsterseniz CSV formatında veya PDF formatında alabiliyorsunuz. Takoliz denetim diye tekrar bir masaüstü yazılımınız var. Orada karayolu yönetmeliğine göre e, ceza makbuzunu keserek de çıkartabiliyor yazılımımız. Öyle bir ekstra özelliği var. Ayrıca e, burada araçtan da bahsetmek istiyorum. <laughs> Araçta tıkladığınız anda size işte aracın önce bilgilerini veriyor. Eğer şirket kaydı varsa onu gösteriyor. Çalışan sürücülerin listesini veriyor veya işlem yapan takograf servislerinin bilgisini veriyor. Gene olaylar ve hatalar kısmımız var. Detaylandırılmış hız kısmımız var. Detaylandırılmış hızda kaza durumunda bizim takoliz denetimle şu şekilde mouse'un tekerleğini hareket ettirerek buradaki 24 saatlik çalışma süresini genişletebiliyorsunuz. Yani buna göre hani saniye saniye hız kaydından o kişinin hangi hızda çarptığını yani size şu şekilde uyarılarını da veriyor. Hangi hızda çarptığını, işte hangi hızda ne zaman durduğunu bunun gibi detay bilgileri de aynı zamanda e, takoliz denetim veriyor. Biliyorsunuz takoraf cihazlarında en fazla 7 günlük alınabiliyor. Mesela bu araçtan çekilen veri de üzerindeki hız kaydı 5 günlükmüş. Bunu tabi bu şekilde raporladıktan sonra şuraya basıp e, resim halinde çıktığı alabiliyorsunuz. Bunu e, savcılıklar falan daha çok istiyorlar kaza sonrasında. Teknik veriler kısmı var. İşte hangi e, serviste işlem yapıldı. Mesela takora, takograf cihazının markasını gösteriyor ilk başta. Arkasından da işte hangi servislerde periyodik muayene mi yapılmış, aktivasyon mu yapılmış. Hani bu 3 tane şey şartı vardı ya kalibrasyon şartı vardı ya 3 de görünecekti. İşte bunların detaylarıyla beraber size bilgisini burada veriyor. Gene bunda da denetim kısmımız var. E, Takoraf'tan e, yapılan e, indirilen verilere göre ihlalleri veriyor. Bunu PDF veya CSV olarak bastırabiliyorsunuz veya Excel olarak bastırabiliyorsunuz. Tekrar gene en sonda komple bütün her şeyin olduğu raporal dediğimiz kısmı var. Burada e, raporala bastığınızda araçla ilgili tüm bilgilerin çıktısını PDF olarak size sunuyor. Arkadaşlar programımız bu şekilde çalışıyor. Bir de şeyden bahsetmedik. Sürücü puantajları. Çalışan sürücülerinizin puantajlarını çıkarmak istiyorsanız, bizim programımız o konuda da yardımcı oluyor. Yani burada tıkladığınız anda işte sürücünün hangi aylarda, ne kadar araç kullandığını, işte ne kadar dinlendiğinin hepsini size burada detayını veriyor. Tabi gene burada da raporumuzun ince tarafı eğer bir insan kaynakları programıyla ile entegre çalışıyorsanız mesela CSF formatında verebiliyor. Excel formatında veya PDF formatında sürücülerin puantajlarını size gösterebiliyor. Bu da programımızın ekstra özelliklerinden bir tanesi. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Ee, programımızda şu an zaten e, gerekli e, kampanyaları ve e, düzenlemeleri yaptık takoindir.com'dan programımızı izleyip programımızı satın alabilirsiniz. Kanalımızdan zaten üye olursanız, zaten takip ediyor arkadaşlar, bize de bildiriyorlar. Abone olursanız memnun oluruz. Teşekkür ediyorum.